14. kitabını yazan Doktor Ceyhun İrgil, Line TV'ye ziyarette bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi 26. dönem milletvekili ve yazar Ceyhun İrgil'in Bursa'dan Dersim'e Bir Hekimin Anıları isimli kitabı okuyucuyla buluştu. Bu kitabın Bursa için bir önemi var. Bursa'da yaşayan, Bursa'da doğmuş Gemlik Umur Beyli ve Celal Bey'in akrabası olan Doktor Avni Domaniç. Genel cerrahi uzmanıydı, operatör doktor. Ben 100 yaşındayken tanıştım onunla. Doktor İrgil, kitabında yaşam hikayesini anlattığı meslektaşı Doktor Avni Domaniç'ten bahsetti. 1938 Dersim Harekatı sırasında Tunceli ve Obacığa atanan ve ilk doktor ve oraya gittiğinde ya gördüklerini, bütün yaşadıklarını, ortamı Günlük not tutmuş bir adam yani yazmış. Öyle olunca bunu tam 100 yaşındayken nihayet açıklamaya, anlatmaya ve e, işte paylaşmaya karar verdi. O zaman biz onunla bir araya geldik. O zaman da işte bu o vesile oldu. Onunla birlikte Line TV'de sağlık canları programına başlamıştık. O zaman anılarını e, toplamaya başladık, yazmaya başladık ve fakat 102, oca, birkaç yıl sonra abi amca vefat etti. Ceyhun Ergi kitabın çıkış sürecini de anlattı. Avni amcanın belge bilgileri bizdeydi ama aileden izin gerekiyordu. Bu sefer oğlu Ziya Domaniç aynı zamanda Doktor Ziya Kaya'nın yani Gemlik'in ilk kuvay milliyecisi ve belediye başkanı Doktor Ziya Kaya'nın torunu aynı zamanda Avni Bey'in oğlu. O'na e, ulaştık sağ olsun o da kitaba tamam destek oldu ve basalım dedi. Bursa'dan Dersim'e Bir Hekimin Anıları isimli kitabın Bursa için önemli olduğunu vurguladı Ceyhun İrgil. Yaklaşık bir haftadır e, kitapçılarda yani bu kitapta 1910'dan e, itibaren Gemlik Umur Bey, Muradoba Köyü, Gemlik'teki anılar Yunan işgalini birebir yaşamış görmüş. Bursa Erkek Sesi'ne gitmiş daha sonra Bursa Erkek Sesindeki anıları daha sonra... Cumhuriyet'in kuruluşu, Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Tıp Fakültesi'ne gidişi, İstanbul'da yaşananlar İstanbul'dan 1938'de Dersim Harekatı'yla Tunceli ve Ovaca'ya gelişi falan böyle bütün Cum yani Osmanlı'dan Cumhuriyet tarihine geçişi 100 yılı yaşamış bir insan ve onun anılarıyla ilk kez belge ve fotoğraflar ilk kez yayınlanıyor bu kitapta. Bu fotoğraflar ilk kez Avni Bey'in bavulundan, bagajından çıkan fotoğraflar. O yüzden de Gemlik ve Bursa tarihi açısından, Tunceli Ovacık tarihi açısından ilginç bir kitap. O yüzden de umarım okurlara faydalı olur ve iyi bir kaynak olur araştırmacılar için.